Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında dikdörtgen konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Dikdörtgenin ilk kısmını anlatacağız size. Tanımı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 140, 141, 142 ve 143'ü anlatacağız. Yani dikdörtgenin alanına kadar geleceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dikdörtgen dediğimiz şey aslında paralel özel bir halidir. Bir açısı 90 derece olan paralel olarak da bilebiliriz. Ya da Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Açıları dik olan dörtgene de ne diyoruz? Dikdörtgen adını veriyoruz. E paralel kenarın özel bir hali ya. Paralel kenarın özellikleri dikdörtgen de sağlanır. E o zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit. A ise A, B ise B. Bir açısı 90 derece ise diğer açısı da 90. Bu da 90. Bu da 90 derece oluyor zaten. Sonra çevresine bakacak olursak çevresi 2A artı 2B yapıyor. Ve A açısı, B açısı, C açısı ve D açısının toplamı da toplamda ne yapıyor? 90 derece yapıyor. Evet tanımı bu. para özel bir hali. E, bir de bu konuya başlamadan önce şunu söyleyeceğim. 90 derece var mı burada? Var. E, ekstra içeride bir 90 derece falan filan varsa ya öklit bağıntısı ya da 90'lar havada uçuşuyorsa ne yaparız? Alfa, beta benzerliğine dalarız. Genelde böyle dikdörtgende ve kare konusunda alfa, beta benzerlikleri de çok çıkıyor karşımıza. Zaten sorular içerisinde bu yorumu sizinle birlikte güzel bir şekilde yaparız. Hadi bakalım örnek 1 ile başlayalım. Evet açı sorusu sorulmuş. Öncelikli olarak hocam 20 90 sa şurası 70 diyebiliriz dik üçgende. Sonra 70 50 daha 120 buraya 60 kaldı diyebiliriz. 60 90 sa burası da ne oldu? 30 oldu diyebiliriz. Ya da ne dersin? Hocam şöyle bir karşılık kenarlar paralel ya. M kuralı var. 20 ile e, A'nın toplamı eşittir 50 deyip A'yı da direkt 30 derecede bulabilirdik. Hiç fark etmez. İstediğiniz şekilde çözün. Evet A'yı böylelikle ne bulduk? 30 derece bulduk. Örnek 1 30 oldu. Geldik örnek 2'ye. Şunlar birbirine eşit verilmiş. 64 ise burası da kaçtır? 64'tür. E buradaki açı tamamı 90 derece ya. O zaman buraya 26 derece kaldı. 90'a tamamlayan açısı. E sonra başka ne yapacağız burada? Ya burada da şu iki açının toplamı bir dış açı değil midir? Evet. 26 ile neyi toplarsa 64 yapar. Sonu 8'li olacak. Sanırım 38 yapacak. E burası 38 ise 38 artı x de eşittir. 90 derece olmak zorunda değil mi? Evet. X'i de böylelikle 52 derece olarak buluruz. Ya da hocam 64 burası 64 burası. 180'e tamamlayan açısı burası. Burası 52 yapar deyip sonra Z kuralından dolayı kenarlar paralel ya. X'i de direkt 52 derece olarak bulabilirdiniz. İstediğiniz yolu seçebilirsiniz. Evet örnek 2'yi 52 bulduk. Geldik örnek 3'e. Evet 30 90 saat burası kaç derecedir? 60 derecedir. E, buraya 120 derece kaldı. 120 iki eş parçaya bölünmüş o zaman bunlar 60-60 yapar. E burada da 60-90 ise dik üçgenden dolayı X'i 30 derece olarak buluruz. Örnek 3'ü 30 bulduk. Geldik örnek 4'e. Bir katlama var. Katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Burada BFE açısı verilmiş. BFE açısı 100 derece verilmiş. Arkadaş burası 100 derece ise karşıtlı kenarlar birbirine paralel ya o zaman burada Z'den dolayı 100 diyebilirsiniz. Ya da U kuralından dolayı buraya 80 derece diyebilirsiniz. Tamam buraya 80 dedik. Şimdi katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet üst üste binen açılar da birbirine eşit. O zaman 80 ise burası da 80 değil midir? Aynen öyle. Bizden EKF isteniyor. E arkadaş 100 ise burası da zaten 80'dir. 80 80 160'tan buraya ne kaldı? 20 derece kaldı. Zaten benden EKF isteniyor. Cevap böylelikle 20 çıktı. Evet özellikle böyle açı sorusunda tamam üst üste binen açıların eşitliğini kullanacağız. Uzunluk da işin içine girerse böyle Z'ye falan dikkat edeceksiniz katlama sorularında. Özellikle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Mesela uzunluklar işin içine girmiş olsaydı şuradaki ikiz kenarlığa da dikkat edecektik arkadaşlar. Çünkü 80-80 çıkıyor bakın. Tamam katlama da açı ortay ya. Hani paralel kenarda da söylemiştik ya açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin diye. O yüzden uzunluk sorularında da böyle buna dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya döndürme sorusu arkadaşlar kalem döndürdüğümde yine nedir ayrı kalemdir yani eşip olmasına dikkat edeceğiz şimdi saat yönünün tersine kaç derece döndürmüşüm bunu 50 derece döndürmüşüm bak döndürmeye şimdi dikkat et önceden bu uzunluk böyleydi şimdi döndürdüm buraya geldi bak dönme yeri neresi hocam şurası yani şurada kaç 50 derece olacak ya da şu uzunluk buradaydı hop 50 derece döndü yani şurada kaç kaç derece olacak 50 derece olacak ya da sen şuraya 50 buldun ya Hocam 50. Tamamı 90 ise buraya 40 kalır. e Tamamı 90 ise buraya da 50 kalır. Bak dönme açısı bu da. Bu da böyle dönme açısı. 50 dereceyi yazdık. Şimdi bizden ne isteniyor? D üstü D A. D üstü D D üstü D A. Yani şunu şöyle çizdik. Şuradaki açı isteniyor ve dönmede şu kenar hop buraya geldi ya. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit değil mi? Evet. Tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65-65 olur buraları. Evet burayı 65 bulduk. Artı B üstü B A. B üstü B Hemen şunu da şey yapalım şöyle çizelim. Şunu şöyle çizecek olursak da arkadaş bu da dönerken şöyle yaptı ya. Bak dikkat et. Bu böyleydi. Şimdi dönerken ne oldu? Hop bu buraya geldi. Yani şunlar da birbirine eşit. Ee, dolayısıyla tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 132'ye 2'ye böl. 65 65 yaptı. İşte burası da 65 yaptı. Topladığımız anda 130 derece yapar cevap. Evet örnek 5'i 130 bulduk. Geldik örnek 6'ya. X verilmiş 5 verilmiş. Bir de 13 verilmiş. Arkadaşım şimdi aa 90'lar da uçuşuyor. Bak dal alfa beta'ya. Dal. Dal. Alfa beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Sonra X verilmiş 5 verilmiş. A hocam 5 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 bulduk burayı. Burayı nasıl ihmal ettiysek. E burası 12 ise hocam burası da 12 olacak. 6'ya 6 oldu. E x artı 5 ise burası da x artı 5 tanımı da uyguluyoruz. Şimdi bu üçgenler benzer mi? Benzer. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Alfanın karşısı 6'nın. Alfanın karşısı x oranı eşittir. Buradan başlamıştık. Betanın karşısı x artı 5'in. Buradaki betanın karşısı 6'ya oranı diyeceğiz. x çarpı x artı 5 eşittir 36 yapar. Buradan çarpanları ayırabiliriz de ya da düşünebilirsiniz. 4 kere 9 36 x yerine 4 yazınca cevap 36 yapıyor mu? Evet 4 çarpı 9 oluyor burası da sağlanıyor. Çarpanları ayırırken de zaten çarpanlarını düşünüyoruz ya. O yüzden böyle bir çarpan geldiği zaman hemen hisset kardeşim. Yani x'i kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden de x isteniyor. Cevap 4 olur. Geldik dikdörtgenin özelliklerine. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir. Zaten birbirini ortaladığını biliyoruz arkadaşlar. Şöyle ki Bak burada hepsi eşit olarak verilmiş ama ben şimdi dikkat et. Sadece bunların eşitliğini söyleyeyim ben sana. E hocam burası da 90 derece ya. 90'dan çizilen kenar ortaya eşit eşitse burası da eşittir. Bunların eşitliği nereden geldi? Paralel kenarın özelliğinden geldi. Bunlar birbirine eşit. E dolayısıyla muhteşem işlem burası da eşit oldu burası da eşit oldu. Yani köşegenler birbirine eşit mi oldu? Evet. AC köşegeni ile BD köşegeni birbirine eşit. Aynı zamanda dikdörtgenin köşelerinin köşegenlerinin kesim noktasının Köşelerine olan uzaklıkları da birbirine eşit oldu. OA, OB, OC ve OD de birbirine eşit oldu. Ha bu arada şurası A burası B ise Pisagor'dan burası kare küçüğünden kare artı B kare. E burası da A ya. Şu Pisagor'dan da burası da kare küçüğünden kare artı B kare. Yani köşegenlerin eşitliğinin bir diğer ispatı da bu oluyor zaten. Dik üçgenden çıkıyor. Evet. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz şu. Buradaki söylediğimiz özellik Şeyde de geçerli. Evet dikdörtgende karşılıklı köşelerden köşene çizilen dikmeler birbirine eşittir. Şu dikmeler birbirine eşittir. Niye hocam? Ya kardeşim, bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynı değil mi? Evet, tabanları aynı olduğu için yükseklerin de aynı olması gerekmez mi? Aynen öyle. Birinci ispat bu. İkinci ispat da dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta. Dikkat edersen şu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta dikdörtgen olduğu için bak dikkat et. Şu kenarlar birbirine eşit ya. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için alfanın karşısındakiler de birbirine eşit olmak zorunda. Hatta betanın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani bir köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitken aynı zamanda bu köşegenin yakın köşegene olan uzaklığıyla bu dikmenin yakın köşegene olan uzakları da yine birbirine eşit oluyor. Sıkıştığımız an Zaten nereden çıkıyor bu ispatı? Eş üçgenden çıkıyor. Bu söylediğimiz özellik paralel kenarda da geçerli. Bir köşe gene şöyle dik çizilmiş, böyle dik çizilmiş. Yine bu dikmeler eşit. Şuradaki uzunluklar da birbirine eşit. Tamam. He, O zaman yazalım. DE uzunluğuyla hangi uzunluk? BF uzunluğu birbirine eşit. Aynı zamanda AE uzunluğuyla CF uzunluğu da birbirine eşit. AE ile de CF eşit. Sıkışırsak ne yapıyoruz? Dalıyoruz alfabetaya ve sonuca ulaşıyoruz. Bir sonraki özelliğimizde arkadaş bunu bilelim isterseniz çünkü e, ispatı uzun oluyor dik üçgenlerden çıkıyor. Şöyle dik çizip dik çizip bir burada Pisagor bir burada Pisagor sonra bir burada Pisagor bir burada Pisagor yapıp sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama e, uzun olduğu için hiç buna şey yapmayalım. Bizim şu özelliğe benziyor aslında biraz onu anımsatıyor aslında. E, bu ama şöyle genelleyecek olursak bak yukarıda bu zamana kadar gördüğümüz özellikleri de hatırlatayım. Mesela dörtgende köşegenler dik kesirse ne oluyordu? Dörtgende köşegenler dik kestiği zaman A, B, C ve D karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit değil miydi? A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare eşittir. Sonra paralel kenarda şu ilginç özelliği görmüştük. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşittim paralel olunca. Yani şuraya A, B, C, D diyecek olursam A artı D eşittir B artı C demiştik. Bak dikkat et 90'lı olunca kareli bir şey olacak ve karşılıklı kenarları kullanıyoruz ya da karşılıklı köşeleri kullanıyoruz böyle. 90 olmazsa da yani paralel olursa da böyle toplamlar oluyor. Gerçi 90 olunca da böyle şey oluyor ama hani siz bunu paralel gibi düşünün zaten. Burada da toplamları. E burada da ne oluyor? Burada da aynı bir şey. E, Köşegene çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir diyeceğiz. Dikdörtgenin içerisinde ya da dışarısında bir nokta aldığı zaman. Yani şuraya A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Yine aynı şekilde A, B, C ve D diyelim. Arkadaş içeride bir nokta alındığında karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların dikdörtgen içinde ya 90 var ya o yüzden direkt kareleri toplama aklınıza gelebilir. Yani A kare artı C kare neye eşittir? B kare artı D kareye eşittir. Bu dışarıda da olsa öyle. Bak buradan çizilen ve buradan çizilen. A kare artı C kare. B kare artı D kareye eşit oluyor arkadaşlar. B kare artı D kareye eşit olacak. Tamam ya da PA'nın karesi artı P. PC'nin karesi eşittir. PD'nin karesi artı PB'nin karesi de diyebiliriz ama harflendirdik. Bu şekilde gösterdik. Ee, bu özel durumlar hep bak hepsi birbirine benziyor. Karşıtlı kenarlar ya da karşılıklı köşeler. O yüzden bence akılda kalabilir. Evet şuna bakalım. E, dikdörtgende hocam köşegenler birbirini böyle ortalıyordu ve eşitti. E, o zaman buradan 2x eksi 4 eşittir x artı 5. E, o zaman buradan ne geliyor? X'i 9 olarak buluruz. AC uzunluğu isteniyor bizden. AC. Hocam x'i 9 bulduk ya. 9, 5 daha kaç yapar o zaman burası? 14 yapar. Çizgi dediğimiz 14. E burası da 14. Burası da 14. E, 14 ile 14'ün toplamı da kaç yapıyor? 28 yapıyor. Evet örnek 7'yi 28 bulduk. Geldik örnek 8'e. 90 derece yani bunlar 45. 45 yapar değil mi? Açı ortaya ama 90'a bölünmüş 45-45. E, hocam burası da 45 yaptı mı? 45, 45, 90 üçgeni karşımıza çıktı. E burası 10 iken burası da 10 olacak. Ne kaldı buraya? 6. Hocam ikiz kenardaki üçgen 6 ise burası da 6 olur. 6, 6. Burası da 6 kökü olur mu? Olur. İkiz kenardaki üçgenden dolayı cevabı 6 kökü bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet AF uzunluğu 9 verilmiş. AF 9 ise burası nedir? 4'tür. E, hocam Dikdörtgende köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit ayırtlı değerler birbirine eşit deyip 4 4'ü yazabiliriz. Ya da unuttuk diyelim tamam mı? E burası x iken burada ya da x yazabiliriz. Dalarsın alfa beta'ya alfa beta alfa beta alfa beta alfa'ya daldık. E sonra ne olacak burada? Burada da hocam şu kenarlar birbirine eşit ya. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için Eş oldu. E o zaman burada alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı burada da 4'tür. Beta'nın karşısı X e, beta'nın karşısı burada da X'tir. Bak özelliği ispatla yaptık. Sonra ne yapacağız hocam? Yine benzerlikten devam edebiliriz ama dikkat et. Dikten dik çizilmiş oldu. Ökledi. Yani X'in karesi bu ve bu. X'in karesi eşittir. 4 çarpı 9. 36'dan X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 9, 6 çıkar. Geldik örnek ona. İçeride bir nokta alınmış. E hocam Neydi? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşitti. X'in karesi artı X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 7'nin karesi değil midir? Evet buradan 2X kare eşittir. 1 artı 49'dan 50 yapar. Değil mi? X kare de buradan 25 yapar. Yani X 5 çıkar. Örnek 10'u 5 bulduk. Geldik örnek 11'e. Arkadaş güzel bir şey var aslında burada. İki türlü bir şekilde yapabilirsiniz. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı 4 deyip Hocam burası da 60 çıktı. Sonra burası da 30 çıktı. E burası 60 90 ise burası da 30 çıktı. Deyip 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 köküç diyebiliriz. Yani burası 8 köküç çıkar. Sonra şuradaki üçgende x'e ulaşırız. Buradan bir dik çizersin. 90'ın karşısı 4 30'un karşısı 2. Sonra burası 2 köküç. Burası da 6 köküç kaldı. Pisagor bağlantısından x'e ulaşabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol farz edelim böyle özel üçgen çıkmadı. O zaman ne yapacaksınız değil mi? Özel üçgen çıkmadıysa. E hocam ben bu x'i bulmak istiyorsam 90 derece karşılık. Yani bir x isteniliyorsa bizden ya dik üçgen Pisagor bağıntısında ya da benzerlikten bulur. O zaman burada şöyle bir x'e ait bir dik üçgen oluşturalım. E oluşturduktan sonra şurası 8 mi? 8. Şu karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşitti. Ayırdıkları yerler de eşitti. Yani şunlar birbirine eşit. Ve 4 ayırmışsa burası da 4 değil mi? Biraz önce ispatını da yapmıştım. E, hatta soruda da ispatını yapmıştım. Sen alfabeti dalıp Bunların iş olduğunu da farkına varırsın zaten. E, sonra ne yapacağız? Hocam burada bir öklit bağıntısı var. Bak dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı 8'in karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet. Şu tamamına A diyelim. 8'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı A. 64 bölü 4'ten 16'ya eşit olur A. A 16'ya eşit olduysa tamamı 16. 4 4 8'i buradaysa o zaman buraya da ne kaldı? 8 mi kaldı? Evet. <laughs> sonra bizden ne isteniyor? X isteniyor. E artık X'e ait bir dik üçgen Pisagor bağıntısı falan filan yapabiliriz. Tabi buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulabiliriz. Hocam Pisagor bağıntısı yapalım ve şurayı bulalım. E burada da Pisagor bağıntısından 4 var 8 var. Burası da 4 kökü çıkıyor. Direkt şey de yapabilirsiniz. 30-60-90 üçgeninden. E sonra burada bir Pisagor bağıntısı daha olay biter. Ama burada Pisagor bağıntısını kolay yolu yapayım. Bu 4'ün 2 katı. Bu 4'ün kök 3 katı. Hocam x de 4'ün kare içinde 2 ve kök 3'ün kareleri toplamı 4 artı 3 yapar. Yani cevap 4 kök 7 yapar. Evet 11. soruyu böylelikle 4 kök 7 bulduk. 2 tane seçenek sundum size. E, i̇ki çözümden istediğinizi beğenip istediğinizi yazabilirsiniz. Evet örnek 11 bu şekilde. Geldik örnek 12'ye. ABCD dikdörtgeninde şunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. 50 derecede verilmiş. 50 ise burası nedir? 40. X kenarlık var direkt burada. 40 ise tepe açısı. 180'den 40 çıkart. 140 2'ye böl. 70 70 olur. E, tamamı 90 ya. Buraya 20 kaldı. E, burası da 20. 20 20 40'tan x'ini buluruz. 140 derece olarak buluruz. Başka başka bir şey var mı? Başka bir şey şu şekilde sorulabilirdi belki bu soru. Buradaki x açısı değil de mesela şuradaki açı sorulabilirdi. O zaman bu sorulsaydı ne yapardık? Bunlar birbirine eşit oluyor. Bu özel durumu da sana göstereyim bak bu soruda. Bunlar niye birbirine eşit oluyor peki? Ya yani iki tane yol var aslında. Bir tanesi şu. Hani şu tamam açıyı bulduk da. Cevap bulduk da. Şöyle düşünebilirsiniz. Burası nokta açısı. Burası çizgi açısı. Burası nokta açısı ikiz kenarlıktan. Buraya da çizgi dersem. Bak karşılıklı kenarlarda birbirine eşit. Hocam bu üçgenle bu üçgen eş. Çünkü çizginin kolları çizgiye çift çizgi, çizginin kolları çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Çizginin karşı çift çizgi ise çizginin karşı çift çizgi olur. Bir de böyle de bir özel bir durum var. Dikkat et şurada da bir x kenarlık çıkıyor. Yani açı burada 40 derece olurdu. Tamam mı? Şurada karşıda sorulmuş olsaydı x kenarlar 50 ise 50 buraya da 40 derece kaldı diyebilirdik arkadaşım. A biz çözümü nasıl yaptık? Başka bir çözüm daha var tabi de. Ee, şöyle dik çizersen tabanı keş parçaya böler. Burada da dik çizersen tabanı keş parçaya B Yok bunun devamı şu dikdörtgenden burası yuvarlak burası da yuvarlak. Dik tabanı keş parçaya bölgünden x kenarlık bu şekilde de bulunabilirdi. Ya da biz çözümü nasıl yaptık? Bunlar önemli değildi bizim için. Burası 40 yaptı. Bunlar 70 70 yaptı. E burası 20 burası 20. O zaman x de 140 olur dedik. Cevap 140 çıktı. Örnek 12'de şu özel durumu da sana göstermek istedim. Burası da eşit oluyor bu soruda. Tamam. Geldik örnek 13'e. Şimdi burada a köşegen bir kere Bak köşegenler birbirini ortalıyor. Hatta burası da eşit. Hatta burası da eşit olacak değil mi? Evet. Ve burada şu kenar ortaylık niye verilmiş? Bak kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi mi oldu burası? Evet. E ağırlık merkezi olduysa şu üçgende ağırlık merkezi oldu orası. O zaman bu üçgendeki ağırlık merkezine göre işlem yapacağız. Şimdi 1'e 2 oran olmak zorunda. Yani 2x olur burası. E hocam şu köşegenler birbirine eşitli. 3x ise burası da 3x olmak zorunda. Hatta burası da 3x. Burası da 3x oldu mu? Oldu. Pisagor bağıntısı. Bak 6'nın 3 katı. 6'nın 4 katı. E o zaman burası da 6'nın 5 katı olmak zorunda. 6x 30'a eşit ve x de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Evet. Eski konular yine ağırlık merkezi falan filan karşımıza çıkıyor gördüğünüz üzere. Geldik 14'e. Yukarı mı yapalım aşağı mı yapalım? Aşağısı daha müsait sanki. ABCD dikdörtgeninde hemen ABCD dikdörtgenini çizelim şöyle bir. ABCD dikdörtgeninde harfleri de yazalım düzgün bir şekilde. A, B, C ve D. Sonra E eleman DC diyor. Şuradan bir E alacağız. Sonra nereden alacakmışız F'yi? F eleman AD. F eleman AD'yi aldık. Sonra EF ile EB birbirine eşitmiş. EF ile EB birbirine eşitmiş. Şöyle ve şöyle. Şu eşitleri yazıyoruz. Ve DF 4 birimmiş. Burası 4 birim. AB uzunluğu 12 birimmiş. Sonra EF ile EB'nin eşitliğini yazdık. AF X kaçtır diye soruluyor bize. E ne yapacağız burada? Arkadaş burada FE ile BE de dikmiş. Ha, şurası da dik. E tamam 90'lar da uçuyor aslında. Dikdörtgenden dolayı burası 90 burası da 90. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa beta. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı burada da 4'tür. E sonra 12 verilmişti burası. E burası 12 ise burası da 12. Yani buraya ne kaldı? 8 kaldı. Alfanın karşısı 8 ise alfanın karşısı burada da 8. E, hocam burayı 8 bulduk. E, burası da 8. 4 artı x eşittir 8 olduğundan x 4 çıkar. Evet örnek 14. 4 çıktı. 4 çıktı değil mi? Evet 4 çıktı. Geldik örnek 15'e. O en sevdiğim. Valla 1'e 2 oran var böyle. 90'larda vardı şu öklit bağıntısı da yapabiliriz aslında ama öklit sorularında bile 1'e 2 oran olsa yani şu dik kenardan diğer dik kenara geç 1'e 2 oran da olsa dal bir alfa beta ya. Sevdiğimiz benzerliği yapalım. Burası da beta, burası da beta, burası da alfa, burası beta, burası alfa, burası da beta oldu mu? Oldu. Şimdi burada ne yapacağız gençler? Burada şunu yapacağız. Bak alfadan şu üçgene bakar mısın? Bu üçgene. Bu üçgende alfadan bt'ye geçiş 1'e 2. En sevdiğimiz bir şey. Hocam burada da o zaman alfadan bt'ye geçiş 1'e 2. Yani burası direkt nedir? 8 kök 5'tir. Tamam. Şurası da 4 kök 5. Karşı kenarlar eşitliğinden. Hatta burası da ne çıktı arkadaşlar? 6 kök 5. Çıktı mı çıktı. Sonrasında ne yapacağız? En küçük üçgenden başla. Genelde böyle yapıyoruz. En küçük üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. A iken 2A'yı yaz. Sonra alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam burası 4 aldı. A 1 2 kök 5 üçgeni var burada. E burası A kök 5 olmak zorunda. A kök 5 eşittir. 2 kök 5 ise A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. A 2 çıktı. O zaman 2'yi yazdın. 4'ü yazdın. 8'i yazdın. Sonra benden x isteniyor. Sonrasında öklit bağıntısından bulabilirsin böyle. Hocam 8'in karesi bu çarpı tamamı deyip Hatta alfabetalara devam edebilirsin. Ya da şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. E bu paralellikte arkadaşlar şuna bakabilirsiniz. Şu 4'ün x'e oranı şu 2 kök 5'in 6 kök 5'i e oranına eşit değil midir? Evet. Ya da burada 2 kök 5 burası 6 kök 5 burası 1'e 3 oran yok mu böyle? 1'e 3 oran var. O zaman burası 4 ise burası da 12 yapmaz mı 1'e 3 orandan dolayı? istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Cevabı 12 bulduk. Nereden bulduk? Şuradaki paralellikten bulduk kardeşim. Ha alfa betaları yazıp buradaki bütün uzunlukları yine öklit bağıntısından falan filan yine ulaşabilirsiniz tabii ki. Tamamıyla size kalmış. Ya da hocam burada beta var ya şuradan bir dik çizip alfadan betaya geçiş 1'e 2 ense 2 en olur. E 1 2 kök 5 üçgeni en buradan 6 yapar mesela. Burası da 12 yapar deyip bir yolda buradan çıkardı aslında. Ama gerek yok. Direkt benzerlik vardı zaten burada. Eski konular yine karşımıza çıkıyor. İstediğin yerden yap. Evet bir katlama bir kere 5 12'ne üçgeni 13 üç üçgeni. Biz öncelikli olarak ne yapıyoruz? Dikdörtgenin eski haline geri getiriyoruz şöyle. Bunu da eski haline şöyle bir geri getirelim. Şimdi katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit üst üste binen açılar birbirine eşitti. Arkadaş biz katlama yapınca şu kenar buraya mı geliyor? Evet. Yani 12 ise burası 12. E tamamı 13 ya. Buraya 1 kaldı. E sonra buradaki katlamada da bak şu kenar buraya gelecek. E hocam bu kenar buraya gelecekse eğer Üst üste binen kenarlar yine birbirine eşit ya. Burası 12 ise mavi kısımda 12 oluyor. O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. Bak dikkat et. Şimdi burası 1. Burası da 1. Toplam hepsi 13'tü. 13 yani x artı 1 artı 1 eşittir 13 olduğundan x de böylelikle 11 diye buluruz. Evet örnek 16. 11 çıktı geldik örnek 17'ye. EC ile BD köçegeni eşit verilmiş. Şimdi EC ile BD bak bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse ilgili alakayı kurmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Diğer köşegeni de biz çizelim. Çünkü köşegenler birbirine eşit. Diğer köşegeni çizince Köşegenlerin eşitliğini gösterirsem a ne çıktı? Bununla bu eşitti. E şimdi bununla bu eşit ya. E bununla da bu eşit oldu. İkiz çıktı burada. E o zaman ikizkenar üçgen çıktıysa X ise burası X. Bir de ben şu parçaların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorum şöyle. Hocam ikisi kenarlık burada da var. 40 sa burası da 40 yapar. Sonra hatta burası kaç yaptı? 50 yaptı. 90'a tamamlayandan bunlar da eşit ya burası da 50. Hocam ikisi ulaşamıyorum. Ulaşabilirim. Şu üçgende. Oo. İki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. Yani 2x eşittir 50 olduğundan x'i de böyle 25 olarak buluruz. Örnek 17. 25 çıktı. Geldik örnek 18'e. Şimdi ABC'de dikdörtgeni şeklindeki çerçeve B noktasına sabit kalacak şekilde ok yönünde devriliyor. Bu şekilde devrilmiş. İşte bu oluşmuş. E devrildiğimizde arkadaşlar ne olacak? Bu 7. Burası da 7 mi olacak? Evet. Bu 8. Burası da 8 mi olacak? Evet. D, C üstü isteniyor bizden. Aha. Şuradaki uzunluk isteniyor. Bitti gitti kardeşim. 8 burası. 15 burası. 8, 15, 17 üçgeninden Pisagor bağıntısından burayı 17 mi buluruz? Evet. Ve geldik sonraki soruya. Ne yapılmış? Şöyle döndürülmüş herhalde. Çekil bir de duvara asılan DCF noktalarıyla çiviye asılan dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtaların kısa kenarı 4 köküç birimdir. Hocam kısa kenarı 4 köküç şurası. E bu da kısa kenar bu da kısa kenar. 4 köküç de burası yaptı? Evet. Uzun kenarı ise 8 birimdir. Uzun kenarı da 8 birim. Şöyle yazdık bunları. D ve F noktalarındaki çiviler düşünce Evet buradaki çiviler düşünce şu hale gelmiş. Düşünce tahtalardan biri C noktası etrafında saat yönünde 30 derece. Diğeri ise saat yönü tersinde 30 derece dönüyor. Arkadaş bak şu tahta 30 derece döndü. Yani şu uzantısı burası. Bunun da uzantısı burasıysa böyle. Bizim 30 derece dönmüş hali o zaman bu buraya mı döndü 30 derece? Evet şunu mavi kaleme yazayım. Burası da böyle 30 derece mi döndü? Aynen öyle. Ee, sonra ne yapacağız? Şimdi arkadaş bir de şöyle düşün. Bir de şöyle düşün. Hocam bu dikdörtgen böyleydi değil mi burası? Bu 30 derece böyle döndü. Bu 30 derece böyle döndü. 30 burada 30 burada. O zaman burada kaçı da 60 derece mi yaptı? Evet. E ee, bizden ne isteniyor? A üstü E üstü. Hmm, şu uzunluk isteniyor. Bak sen şu işe. Arkadaş burayı 60 bulduk mu? Bulduk. Bak niye 60 bulduk? Bak önceden burası böyle dikey düşeydi. Düşeydeydi. Bu 30 derece döndü, bu da 30 derece döndü, burası 60 yaptı. E hocam 60 ve kolları 4 kök 4 kök Bunlar birbirine eşit. Hop şunu şöyle çizersem eşkenar üçgen oluştu mu? 60, 60 eşkenar üçgen çıktı. 4 kök e, Tamamı 90, burası 30 oldu. Tamamı 90, burası 30 oldu. 30, 30, 120 üçgen çıktı burada. 4 kök bunlar da 4, 4 mi çıkar? Evet. E bizim uzun kenarımız kaçtı? 8 değil miydi? Evet, uzun kenar 8. Hocam buraya 4 kaldı. Bu uzun kenarda 8, buraya da 4 kaldı. E burası da 120 derece değil mi? Benden A üstü E üstü deniliyor. O zaman burada da yine bir 30 30 120 üçgen çıktı mı dostlar? Çıktı. O zaman burası da 4 kök 3 yaptı. Vallahi çok güzel bir soruymuş. Buradaki e, uzun kenarların 30 derece dönmesi bir işimize yaramadı ama kısa kenarların böyle sola ve sağa doğru 30 derece dönmesi buraya 60 derece yaptı. Gerçekten bu anlamda güzel bir soru. Cevap böylelikle 4 kök 3 çıkar. Ve sanırım evet dikdörtgenin tanımı ve uzunluklarıyla alakalı, özelliğiyle alakalı kısmı bitirmiş bulunuyoruz. Sırada alan var. Onu da bir sonraki videoda halledeceğiz. O zaman bir sonraki dersimizde dikdörtgenin alanı konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.